düşünce, oy verenler vesaire falan. Bu çok önemli bir ayrımdı. Yani çok önemli bir ayrım. Dolayısıyla bir düşmanlaştırma var hep. Öyle değil mi? Ve karşı tarafı düşmanlaştırarak, hep karşı tarafı suçlayarak kendini üste çıkarma ve konsolide etme. Şimdi bu AKP'nin en büyük taktiği. Biz bunu çok iyi biliyor muyuz? Biliyoruz. Şimdi önümüzde, evet, 28 Mayıs'a kadar ne olduysa oldu. Ne yanlışlık yapıldıysa yapıldı. Bu yanlışlıklarda Millet İttifakı'nda kimin ne kadar payı varsa var. Ancak biz önümüzdeki en azından Mart ayındaki yerel seçimlerde mümkün olan en maksimum başarıyı elde etmemiz lazım. Bunun için de muhalefetin birbirine düşmemesi lazım. Kamuoyu önünde de. Yani Erdoğan'ın taktiğini biz birbirimize yapmamalıyız. Bir muhalefetteki siyasi parti diğerini devamlı suçlayarak ve de böylece kendini işte efendim yukarılara haklı çıkartarak kendi seçmenini, çünkü seçmen bıktı. Yani muhalefet seçmeni de muhalefetten bıktı. Siyasi partilerden bıktı. Bunu kendi seçmenimi konsolide edeceğim diye AK Parti'nin bizim tümümüz için yaptığı şeyi biz kesinlikle birbirimize yapmamalıyız. Hele şu Mart seçimlerine bir geçirelim. Hele o zamana kadar olabilecek birlik ve beraberliği ayakta tutmaya çalışalım. Bu benim vatandaş fikrim. Bu benim hocalık fikrim. Bu benim bu ülke için hayalim ve bu ülkenin olabilecek en iyi hali. Ha ondan sonra kardeşim önünüzde seçime kadar 4,5 sene var. Herkes kendi şeyini koysun ortaya, şapkasını, ne yapıyorsa yapsın, kendi oyunu mu arttırmak isteyecek, hatasını mı tespit edecek, tüzüğünü mü değiştirecek, efendim genel başkanını mı şöyle yapacak, ne yaparsanız yapın. Ama kardeşim şu büyük şehirlere Erdoğan'a hediye etmeyin, AKP'ye hediye etmeyin, bunu yapmayın, yapmayalım. Yani daha nasıl açık söyleyebilirim bilmiyorum. Bu benim kendi fikrim. Umarım hani duyar birileri, kabul görür. Onun için de ben diyorum ki varsa herkesin baltası, kim taşıyorsa bu baltayı, isim de vermiyorum, istemiyorum. Kim yapıyorsa, kim neye sinirliyse gömün bunları toprağa şimdilik. Ve olabilecek en fazla maksimum oyu toplu olarak alın. Seçmen yeniden bir ümit görsün. Siyasetçinin İşi nedir arkadaş? Siyasetçinin işi bu ülkeye ümit vermek. Seçmene ümit vermek. Siyasetçiler millet için vardır. Kendi partim şöyle, işte benim bana şöyle yapıldı, böyle yapıldı, şöyle hakaret edildi, böyle bilmem ne yapıldı. Anladık. Oldu. Ne faydası var bunun? Önümüzdeki seçimlerde ne faydası var? Biz İstanbul'u, Ankara'yı, Antalya'yı, Adana'yı, Mersin'i her neyse yeniden verdikten sonra AKP'ye ne olacak? Daha büyük bir güç, daha büyük bir o gücün getirdiği şımarıklık. Ben ne istersem yaparım. Ben Üsküdar'a değil, Üsküdar'ı geçmem. O atı alan şeye gitti. Neredeyse efendim Rusya sınırına ulaştı. Ne yaparım? Anayasayı da değiştiririm. Daha da gücümü arttırırım. Zeynel Bey, unutmayalım ki AK Parti her bir seçimi kazandıktan sonra kendini daha güçlü hissedip Türkiye'yi daha büyük bir sarmalın içine soktu. Daha hukuksuzlukların içine soktu. Nasıl yaptı bunu? Anayasa teklif etti. Anayasayı değiştirdi. Bahaneler buldu. Seçmenini kandırdı. Trafolara kediler girdi. Her şey koyabilirsiniz bunlara. Dönem içinde. 2010 referandum şeyini hatırlayalım, anayasa değişikliğini, Cumhurbaşkanı'nın halkın seçmesini hatırlayalım, sonra anayasanın değiştirilmesini hatırlayalım. Şimdi geriye ne kaldı? Kardeşim bir şey kalmadı. O kadar az şey var ki anayasa mahkemesine bile tahammül edemiyorlar. Kadın haklarını olduğu gibi Cumhuriyet'in kazanımlarını mümkün olan en fazla şekilde ortadan kaldırmak istiyorlar. E ama
O zaman biz daha akıllıca hareket etmek zorundayız. Daha hukukla düşünmek zorundayız diye ben düşünüyorum. Umarım faydası olur bu söylediklerimin. Ne diyebilirim yani bir hukukçu olarak? Siz tabii bir hukukçu olarak bu tehlikeyi dikkat çekiyorsunuz. Özellikle eğer yerel seçimlerde 2019'da alınmış büyük şehirlerin de kaybolması halinde daha çok palazlanacak bir iktidarın bu ülkeyi götürdüğü uçurumun dibine kadar taşıyacağı endişesini siz de taşıyorsunuz. Peki İyi Parti müstakil bir müstakil seçimlere girmek istiyor. Yani her şehirde bir aday olsun diyor. İstanbul, Ankara tabii ki sizin öne çıkardığınız şehirler. Dolayısıyla acaba sizin bu endişenizi sağduyulu seçmen taşıyıp da İyi Parti'nin aday göstermesine rağmen